Arkadaşlar selamünaleyküm. Son yıllarda bolca konuştuğumuz ve yaz dönemlerinde ciğerlerimizi yakan bir mesele var. O da orman yangınları sorunu. Orman yangını dediğimiz şey elbette sadece Türkiye'de olmuyor. Ve Türkiye'de genelde daha fazla söndürme uçağı olsa kontrol edilmesi çok kolay bir mesele gibi görünse de gerçekler bundan farklı. Elbette orman yangını ile mücadele etmek için gerekli ekipmanları eksik etmemek önemli. Ama zannetmeyin ki şu an 20 uçağınız varsa onu 50'ye çıkardığınızda hiçbir orman yangını sorununuz olmayacak. Yine baş edemediğiniz yangınlar olacak. Zaten dünyadaki örneklerinden de bunu anlamak mümkün. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Avustralya, Amerika ve Fransa'da yaşanan devasa yangınlar neredeyse bütün dünyanın o bölgelere yangın söndürme uçağı ve helikopteri göndermesine rağmen kontrol altına alınamadı. Yani bizim başımızdaki orman yangını sorunu dünyanın birçok ülkesinde yaşanan bir sorun ama bir farklı oralarda yangınların çıkma sebepleriyle Türkiye'deki çok farklı. Biz tarih boyunca aynı sorunu yaşadık. Şerefli düşman bulamıyoruz. Aynı şu an olduğu gibi. 40 yıldır uğraştığımız PKK terörü orman yangınlarının da başlıca sebebi. Yani dünyanın kalanından farklı olarak doğal ya da insan temelli kazalardan kaynaklı değil doğrudan kasıtlı yangınlarla uğraşıyoruz. O yüzden orman yangını meselesini konuşurken Türkiye'de değerlendirmeleri biraz daha farklı yapmak zorundayız. Buraya kadar olan kısmı bugüne kadar zaten konuştuk. Orman yangınları terör ilişkisini videolarda defalarca kurduk. Ve bunu birçok farklı kanal ya da haber organında yaptı bugüne kadar. Ama işin şu ana kadar konuşmadığımız bir yönü daha var. Belki ne alaka diyeceksiniz ama sorunlu komşumuz Yunanistan'ın Türkiye'de yaşanan orman yangınlarıyla doğrudan ilişkisi var. Neden bu kasıtlı yangınlar hep Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde çıkıyor? Hiç düşündünüz mü? neden yangınlar hep turistik yerlerde çıkıyor sorusunu sorunca bazı insanların aklına hemen o bölgelere otel inşa edileceği geliyor. Ama yasalar yangın sonrası orman arazilerine imar vermiyor. Yani yanan yer mutlaka yeniden yeşillendiriliyor. O zaman bu sorunun başka bir cevabı olmalı. İşte burada Yunanistan konusuna geliyoruz. Bugün hem kısaca Yunanistan PKK ilişkisini hem de bu birlikteliğin orman yangınlarıyla alakasını konuşalım. Biliyorsunuz Yunanistan dış politikasını Türk tehdidi eksenine oturtmuş durumda. Türkiye'yi kendisine rakip olarak görüyor. Şu haliyle Türkiye ile baş edemeyeceğini de biliyor. O da bu yüzden bizi güçten düşürme politikasını benimsemiş durumda. Türkiye'yi güçten düşürmek için yapabileceği belli başlı şeyler var. Ama bunun için en uygun zemin terör başlığında gizli. Yunanistan Türkiye'yi zayıflatmak için bize karşı savaşan terör örgütlerinin tamamına yardım ediyor. Ve bu yeni bir mesele değil. Eskiden beri bu konu Yunanistan'ın dış politikada benimsediği yaklaşımlardan biri. Biliyorsunuz 1980'lerden itibaren Ermeni Asala terör örgütüne destek verdiler. Bununla kalmadılar. Yunanistan'daki mülteci kampları özellikle 1984 yılından itibaren Türkiye'den kaçan PKK'lı teröristlerin yuvası haline geldi. 1988'de terör örgütünün kurucusu olan Domuz'la yani Öcalan'la Lübnan'da Yunan İstihbarat Teşkilatı ilk görüşmesini yaptı. Ve bu görüşmede Yunanistan PKK'ya her açıdan destek vereceğini teyit etti. Muhtemelen bunu ilk defa duyacaksınız ama 1993 yılında kurulan MET TV bile Yunanistan'ın eseri. Bu kanal terör propagandası yapıyordu ve bu kanalın kuruluşu için gerekli olan para o dönem Yunan iş adamları arasında bağış toplanarak sağlandı. Tabi bununla da kalmadılar. Yine bu dönemde yani 90'ların ortasında Yunanistan mülteci kamplarında PKK'lı militanları doğrudan yetiştirmeye başladı. Mesela bu kamplar içinde en bilineni Atina'nın güneyindeki Lavrion kampı. Bu kamp Yunanistan'ın en eski mülteci kampı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerden kaçan mülteciler için kurulmuştu. Ama 1984'ten beri Türkiye'den kaçan PKK'lıların yuvası haline geldi. Hatta şu an bu kampı PKK'lılardan oluşan 7 kişilik bir komite yönetiyor. Burada PKK'lı teröristlere askeri eğitim dışında ideolojik, siyasi ve tarihi eğitimler de veriliyor yaklaşık 2 yıl süren bu ideolojik eğitimlerden sonra silahlı eğitime başlıyorlar ve burada verilen eğitimin başlıklarından biri de kundaklama ve sabotaj eğitimleri. İşte orman yakan teröristler burada eğitim alıyorlar. Ayrıca bu konuda eğitim veren bir kamp daha var. Makedonya sınırındaki Nikola kampı. Sadece PKK'ya değil bu kampta bildiğiniz bütün aşırı sol örgüt militanlarına askeri eğitim veriliyor. Bunların dışında 4 kampta daha eğitim var ama başlıca eğitimler buralarda veriliyor. Yine bu kampta da sabotaj ve kundaklama eğitimi alan teröristler Türkiye'de orman yangını çıkarıyorlar. Hatta 90'lardan beri sistem tam olarak şöyle işliyor. Burada kundaklama ve sabotaj eğitimi alan teröristler bu eğitimlerinden sonra Türkiye'ye gelip bir yangın çıkarıyorlar. Burada başarılı olurlarsa eğitimleri tamamlanmış sayılıyor. Bunda şu an ortaya çıkan bir şey zannetmeyin. Mesela 31 Temmuz 1995 tarihinde milliyette ormanlarımızı yakan Yunanlı başlığıyla bir haber yayınlanmıştı. Habere göre MIT'in çok gizli raporu Ege'deki orman yangınlarında Yunan parmağı olduğunu gösteriyordu. Ve Yunan istihbaratı PKK'yı maşı olarak kullanıyordu aslında yöntemleri her zaman bu değildi. Mesela Yunan asıllı birinin botla gelip Kuşadası'ndaki ormanları yakmaya çalıştığı ve çalışırken de ele geçirildiği yine bu mit raporlarında yer alıyordu. Ve yakalanan tek Yunanlı da o değildi. İstihbarat ve Jandarma bu sabotajcılara başarılı operasyonlar düzenledikçe Yunan tarafı yöntem değiştirdi ve işte bugün konuştuğumuz mesele ortaya çıktı. PKK'yı maaş olarak kullanmaya başladılar. O zamandan beri de PKK zaten bir yöntem olarak belirlediği orman sabotajlarını arttırdı ve o dönemden sonra suçüstü yakalanan birçok PKK'lı terörist ifadesinde Yunanistan'da eğitim gördüklerini itiraf etti. Düşünün 1995'in sadece ilk yarısında 950 hektar ormanlık alanı yaktılar. 1997'de bir gecede Antalya'da 650 hektar ormanlık alanı ve 200 hektar bahçeyi yaktılar. Ağustos 2006'da 5 gün içerisinde Bodrum, Kaş, Nazilli Kuşadası, Selçuk ve Adana'da orman yangınları çıkardılar ve bu 5 günde toplam 4 milyon ağaç yok oldu. Son zamanlarda ise bu sabotajlar iyice arttı. 2019'da 11 bin hektar orman yaktılar. 2020 yılında bu rakam neredeyse 21 bin hektarı buldu. PKK ne zaman zayıflasa bu yönteme sarılıyordu. Hala da öyle yapıyor. PKK'nın elebaşı terörist Murat Karayılan 2020'de ormanları yakın talimatı vermişti. O dönemden itibaren çıkan orman yangınlarını PKK'lı Ateşin Çocukları inisiyatifi üstlendi. Ateşin Çocukları değildir de bu kanalda küfretmiyoruz o yüzden biz Ateşin Çocukları diye adlandırmaya devam edelim. Geçtiğimiz yıl 240 yangın çıkarıldı. Bu yangınlardan sadece Manavgat'taki 60 bin hektar alanın kül olduğu bir yangındı. Türkiye'nin en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti. Düşünün sadece 28 Temmuz 8 Ağustos arasında yani hemen hemen 10 günlük dönemde toplam 240 orman yangını çıkarıldı. Bu kadar yangınla aynı anda baş etmek hiçbir devletin altından kalkabileceği bir iş değil. Bu gerçekler ışığında baştaki soruyu tekrar soralım. Neden bu yangınların hepsi turizmin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleşiyor? Tahmin edersiniz ki mesele turizmse, bu yangınların prestij boyutu kadar ekonomik boyutu da önemli. Yani Türkiye'nin ciddi gelir kalemlerinden biri olan turizm de hedef alınıyor. Ve Türkiye'de turistik bölgelerin güvenilmez hale gelmesi her açıdan Yunanistan'ın işine yarar. Öncelikle turizm Yunanistan için de en önemli gelir kalemlerinden biri. Ama bu konuda da önündeki en büyük engel yine Türkiye. Çünkü özellikle batıda turizm şirketleri Türkiye'yi ön planda gösteriyor. Batılı turist de tatil tercihini Türkiye'den yana kullanıyor. Çünkü paraları burada daha kıymetli. Daha az parayla daha iyi tatil yapabiliyorlar. Bu şartlar altında da Yunanistan'ın Türkiye'ye gelen turistleri kendi sahillerine çekme ihtimali yok. O yüzden eğittikleri militanları turizm bölgelerinde orman yakmaları için görevlendiriyorlar. Ve yine bu yüzden Türkiye'de şahit olduğumuz orman sabotajlarının hepsi Ege ve Akdeniz sahil şeridinde yaşanıyor. Dediğim gibi bunlar kuru iddialardan ya da çıkarımlardan ibaret de değil. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konuda bir sürü raporu var. Mesela eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel bu konuda bir açıklama yapmıştı. Yunanistan'ın orman yangınlarındaki rolünün Türkiye'de MGK toplantılarında da defalarca görüşüldüğünü açıkladı. Genelkurmay eski başkanı İsmail Hakkı Pekin de askeri istihbarat düzeyinde Yunanistan'ın bu yönde bir yöntem takip ettiğini daha önce doğrulamıştı. Yani kısaca özetlersek Türkiye'de aynı anda onlarca yerde çıkan orman yangınlarının tesadüf olmadığını zaten biliyorduk. Daha da ötesi sabotajı yapan PKK zaten bu sabotajları üstleniyordu. Ama her konuda olduğu gibi bu konuda da PKK'nın dışarıdan beslendiğini ilk defa konuştuk. Yine her konuda olduğu gibi bu konuda da Yunanistan karşımızda duruyor. Türkiye paranoyasıyla her konuda olduğu gibi bu konuda da teröristlerin yanında yer alıyorlar. Adalar sorunundan tutun da orman yangınları konusuna kadar hangi taşı kaldırsak altından Yunanistan çıkıyor ve şu an yaptıklarının yanlarına kar kaldığını düşünüyorlar ama gün gelecek elbette bunların hesabı toplu şekilde sorulacak. Şu an destek verdiklerini bitiriyoruz. Elbette bu devletin çelik yumruğunun destek verenlerin tepesine indiği gün de yakındır. Allah'a emanet olun.